Değerli arkadaşlar freeket fedaisi huzurlarınızda malumunuz seriye devam ediyorum ama serinin konularını daha çok sizden gelen sorular yaptığınız yorumlar oluşturuyor. Solidworks Katya NX artık en neyi kullanıyorsanız kullanın orada denklemler kullanabiliyorsunuz konfigürasyonlar vesaire oluşturabiliyorsunuz ki bu oldukça güzel mükemmel bir özellik. Affiliate'de e, bu olmuyor mu? Bunu nasıl yapıyoruz? Denklemleştirerek ben bir tasarımdan binlerce şey üretmek istiyorum diyen bir arkadaşımıza hemen şunu diyorum. Evet tabii ki de bunu yapabiliyorsunuz. Sonuçta açık kaynak kodlu arka planda denklemlerin çalıştığı bir yazılımdan bahsediyoruz. Giriş çok uzattım ama emin olun ki bunu izlediğinize değecek. Hemen öncelikle bir tasarım oluşturacağız. Geldim şuradaki part dizaynı görüyorsunuz. Gelip bu part dizaynı e tıkladıktan sonra yeni oluştur diyorsunuz. Ve ardından da cisim oluştur değil mi? Şurası. Ve sketch oluştura tıklayacaksınız. Zaten burayı biliyoruz. Ama şimdi biz Hemen gelin de bir çizim oluşturmayalım tamam mı? Bundan önce bir denklem oluşturalım ve o denkleme göre bu tasarımı oluşturalım. Hemen bu partizan olay olduğu yere bir defa daha açıklayayım. Bu sefer alt tarafta sanki böyle egzelimsi bir şey var. Spreadsheet ya da nasıl okuyorsunuz yani spreadsheet diyeceğim. Ben buna gelip buna tıkladıktan sonra anam canım hiçbir şey çıkmadı demeyin. Hemen şurada bir şey var zaten. Yeni bir hesap tablosu oluştur. Gelip buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da yine karşınıza bir şey çıkmıyor. Aslında oldu ama bakın sol tarafta ürün ağacı var ya gelip şuraya yeni bir şey oluştur. Gelip çift tıklarsanız o zaman açılacak tamam mı? Paniklemeyin yani. Şimdi bunu işte alt taraftaki sekmeyi görüyorsunuz. Tasarım tarafına gitmek isterseniz gelip buraya tıklıyorsunuz geçiyor. İşte işte gitmek istiyorsanız da gelip buraya tıklıyorsunuz. Şimdi gelin buraya bazı değişkenler tanımlayalım. Örneğin benim tasarımım baya böyle küpe benzeyecek. içinde delikler falan olacak. Bir nevi zarımsı bir şey yani. Ben buraya diyorum ki eni olacak bunun. Doğrudan en yazdım. Tab tuşuna bastığımda B sütuna geçti. Aynı Excel'e benziyor. Bir tık Excel gibi ama Excel kadar da teferruatlı değil. Onu da söyleyeyim size. Şimdi buraya en dedik. Enin bir ölçüsü olacak. Örneğin ben n'e 100 diyeceğim. Tamam. Hemen alta geçtim. tıklayarak boy dedim. Boyu da 200 olacak ve bir kalınlığı olsun. Bu kadar. Basit düşünüyoruz. Siz artık bunu detaylandırırsınız. Kalınlığını da 25 yapalım. Evet yapma yaptınız ama buradaki yüzü en olarak da buraya işlemeniz gerekiyor. Nasıl işleyeceksiniz? Bakın burada alias var. Tam alias. Ya buraya gelip sağ deyip özellikler dedikten sonra takma da gidip buraya yazabilirsiniz. Ya da doğrudan gelip buraya tıkladıktan sonra gelip şu haneye buraya en yazacaksınız. Enter'a basacaksınız. Bunu yapmazsanız görmüyor tamam mı? Geldim şuraya tıkladım. Buranın sarı olduğunu görüyorsunuz. Yani diyor ki tamam kardeş sen bunu en olarak tanımladın diyor. Şimdi boya geldik ya buraya da yine haneye geliyorsunuz. Boy yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Aşağı geldik. Bu da kalınlığın kalı olsun. Enter'a bastık. Şimdi bunu yaptınız. Gayet de güzel oldu. Ben şimdi gelip tıkladıktan sonra hatta pencereye gelelim. Her ikisini yan yana görelim. Hem tabloyu görelim hem de tasarımı görelim ki kafanıza daha net otursun. Geldim şöyle tıklayarak pencereleri açıyorum. Şuradaki başlangıç sayfasıyla benim bir işim yok. Çarpıya bastım kapattım. Şöyle görünsün ve hatta şurayı da iyice küçültelim tasarım alanında büyüsün. Tamam böyle bir şey. Buraya tıklayarak tasarım alanına part dizayna e geçmiş olacağım. Şuradayken de spreadsheet'ten devam edeceğim. Hemen geldim şuraya tıklayarak part dizayna geçiyorum ve buradan da bir sketch oluşturacağım. İstediğiniz düzlemi seçebilirsiniz. Ben şuraya tıkladım ve ardından da okey dedim. Şimdi buraya bir dikdörtgen çizeceğiz. Bu arada arka tarafta gridler yok yani ızgaraları yok. Sizde olabilir, Ola da olabilir, olmayabilir. Bunu dert etmeyin. E, Frikette gıcık olunanlar diye bir video izle, yapmıştım arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Konuşurken de zorlanıyorum bugün. Kusura bakmayın. Neyse geldim dikdörtgeni tıklıyorum. Şuradan bir dikdörtgeni oluşturduğunuz sağ klik yaparak komutu onayladınız. Şimdi gelin buraya bir ölçü verin. Gelip buraya tıkladıktan sonra şuraya gidiyorsunuz. Buraya tıklayacaksınız ya da klavyeden alışırsanız shift ile birlikte H tuşuna hakkarının H'sine basarsanız da yatay ölçü verebiliyorsunuz. Diğer türlü de shift ile birlikte V'ye basarsanız da dikey ölçü verebiliyorsunuz. Bunları da öğrenseniz güzel olur. Daha hızlı yaparsınız. Yoksa da gelip şuralara tıklarsınız. Çok da bir şey değil. Şimdi normalde siz buraya hani 200-300 falan yazıyordunuz ya uzunluk değerine. Şurayı vereceğiz. Şimdi artık onu yazmıyorsunuz. Hemen şurada bakın fx gibi bir şey var. Şurası. Gepro'ya buraya tıklarsanız buraya işte o değeri girebiliyorsunuz. Hemen buraya hani spreadsheet'ten vermiştik hatırlayın. Doğrudan buraya sp yazarsanız gelir zaten. Spreadsheet. Gelip buraya tıkladığınız spreadsheet nokta oldu. Hiçbir şey silmiyorsunuz tamam mı? Sadece tıkladınız. Şimdi diyorum ki ben burayı N olarak tanımlayacağım ya. Geldim E'ye bastım. Ne dedim. E ne der demez hemen altta geldi. Geldim şunu seçtim. Ve tamam dedim. Artık bakın uzunluğu değiştiremiyorsunuz. Doğrudan 100 olarak tanımlı. Çünkü eni girmişsiniz ya oradan dolayı ondan dolayı. Okey dedim. Bakın burayı 100 yaptı. Gördünüz mü? Şimdi aynı şekilde de şurayı vereceksiniz. Gelip böyle tıkladıktan sonra shift V diyebilirsiniz. Geldim burayı da yine şuraya tıklayarak bu sefer de yine sp yazınız geldi ve ardından da buna da boy diyorsunuz. Geldim şunu seçtim ve tamam dedim. Ardından da okey'e bastım. Evet şöyle. Hiç fena durmuyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra isterseniz hemen bunu gelip bir onaylayın. Onayladıktan sonra da şöyle birazcık bir kalınlık verelim değil mi? Daha tatlı olacak. Şimdi kalınlığa gireceğiz. Süre uzunluğu görüyoruz. Tabii ki buraya girmeyeceğiz. Neden? Çünkü kalınlığı şuradan çeksin istiyorum. Hemen geldim şuraya tıkladım ve buraya da yine sp yazdığımda spreadsheet geldi. Bunu tıkladım ve ardından da kal yazdım ve buradan tamama bastım. Bakın ne oldu? Burayı da kalınlık olarak tanımladım. Tabi bu aşırı basit gibi görünüyor değil mi? Ne gerek vardı at bir dikdörtgen çizip hemen kalınlık verecektiniz. Ama işte işin esprisi orada değil. Geldim şuradaki eni görüyoruz. yeni geldim buradan 200 yazdım ben trava astım. Bakın 200 olu verdi. Buraya gelelim. Burayı da ne yapalım? Burayı da isterseniz hemen 250 yapalım. Bakın değişti. Kalınlığı görüyoruz. Bunda 100 yapalım. Mesela işte görüyoruz. Artık buradan istediğiniz gibi şurayı değiştirebilirsiniz. Bir sürü bundan parçalar oluşturabilirsiniz. Mesela ben burayı isterseniz şöyle 50 yapalım. Geldim 50 yapalım ve de 50 yapalım. Bak basit bir küp yaptık. Şimdi şurada bazı işlemler yaparak detaylandıralım. Hemen nasıl detaylandıracağız? Şuraya geliyorum. İsterseniz bir de burada delikler delelim ve delin delin yazdım. Burada doğrudan da delik yazabilirsiniz. Ben kısaltmak için yapıyorum. Geldim buradaki delik var ya delin çapı da şuradaki ee, kalınlıkla orantılı olsun. Örneğin kalınlığın yarısı olsun. O zaman nasıl yapacağız? Gelip böyle tıkladığınız tıkladıktan sonra eşittir deyin. Eşittir dedikten sonra burada doğrudan k yazarsanız gelir bakın kalınlıkın kalınlığın yarısı bölü 2 dediniz. Güzel oldu. Enter'a bastık ama biz ne diyecektik? Bu gördüğüm yeri hemen alias'a gidip del olarak şuradaki del olarak tanımladım. Enter'a bastım. Evet buradaki deliği de tanımladığımıza göre delik parametresinde tanımladığımıza göre hemen buraya geldim tıkladım tıkladıktan sonra buraya bir sketch diyorum gittim hemen şuradan bir daire çiziyorum şöylece bir daire oluşturduk sakinlik yaptık bu daire ortalamak istiyorum ortalayabilmek için de bir şöyle yardımcı bir çizgi çizeceğim yardımcı çizgi çizebilmek için de hemen şöyle bir katagüllü yapmam lazım şu kenarı dönüştürmem lazım bakın şu ikisini dönüştürmem yeterli olacak sakinlik yaptık. Geldim normal bir çapraz çizgi çizdim ve ardından da şunu diyorum şuradaki daire var ya Şuna tıklıyorum ve şu çizgiye tıklıyorum bu ikisi çakışacak geldim çakıştırdım ve ardından da Hiç CTRL falan basmıyorum bunu seçtim şunu seçtim En son da bunu seçtim ve Simetrik yapıyorum isterseniz şuraya tıklarsınız isterseniz de klavyeden S'ye basarsınız gidip ortalar Şimdi ben tabii ki buna bir değer vereceğim biliyorsunuz. Geldim o tıkladıktan sonra daire çapını gireceğiz ya. Yine buradan girmeyeceğiz. Buraya hemen yandaki e, formül ikonuna tıklayacağız. Ve buraya da yine ne yazacaksınız? SP yazmanız yeterli olacak. Geldim buna tıkladım ve buraya da DEL yazacaksınız. Zaten geldi geldim bunu seçtim ve tamam dedim. Ardından da Okey dedik. Bakın gördüğünüz 25 dediğiniz için 25 çapını bir daire oluşturdu. Şurası yardımcı çizgi olduğu için bunu seçip bunu da yardımcı olarak tanımladım. Şimdi geldim çizimi onaylıyorum ve ardından da bunu kesmeye başlıyorum. Tümün üzerinden dedim ve okey dedim. İşte böyle. Gayet de güzel görünüyor. Ve bunun biliyorsunuz kalınlığın yarısı dediğim için 25 olarak girdi. Tabii ki isteseydim ben bunu 60 yapardım. Enter der dediğimde de burası 30 olarak hemen kendisini gösterirdi. Ve yine şuraları da değiştirebilirdik. Biliyorsunuz tekrardan 50'ye çekelim. Şimdi aynı şekilde şurayı da yapabilirsiniz. Geldim buraya tıkladıktan sonra çizim diyorum değil mi? Aynı şeyleri yapabileceğiz, yapacağız. Geldim tekrardan kenarı dönüştürüyorum. Şöyle güzel. Ve hemen bir daire oluşturacağım. Ve şuradan da bir çizgi. Gayet tatlı bir program. Çok seviyorum bu filiketi kullanmayı. Bu ikisini çakıştıracağız ve ardından seç, 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 simetrik yap. Şimdi bu güzel kardeşimi hemen seçip bunda bir yardımcı yapalım olur mu? Ve ardından da bunu seçip daireyi yine ne yapacağız? Şuradan delik olarak tanımlayacağız. Evet onayladınız. Kesiyoruz ve de tümünün üzerinden bu arkadaşta kesiyoruz. İşte böyle. Gayet güzel bir işçilik. Şimdi şuraları radüsler atayabilirsiniz. Yine bunu atamadan önce şuraya isterseniz radüs olarak girelim. Radüsümüzün değerini ben buradan 5 olarak vereceğim ama tabii ki buradan da bunu radüs olarak girmeniz gerekecek. Aynı şekilde buraya gelip yine radius yapmak isterseniz şurayı görüyoruz. Tıkladıktan sonra radius olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda görevlerde de var. Bilginiz olsun. tıklar tıklamaz geliyor. Onu da söylemiş olalım tekrar tekrar. Yine burası geldi ama yine buradan tıklayıp sürekli sürekli aynı şeyi yaptım ama aklınıza yetsin diye rad yazdığınızda geldi zaten. Bunu seçtim. Tamam dedim. Bakın burayı da yine Başarılı bir şekilde yaptığı tabloyla. Evet FreeCAD'de Spreadsheet'i kullanarak sizde böylece bir sürü konfigürasyon oluşturabilirsiniz. Bir tasarımdan binlerce varyasyonu rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bir diğer FreeCAD uygulamasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenilerle ve yorumlarla desteğinizi hissettirebilirsiniz. İyi günler.